çıkmıyordu. O yüzden hafta sonundaki imza ve konferans programlarının hepsini iptal etmiş. Yarın da olmayacak, onu belirtti. Yani yarın da toparlanamayacağım anlaşıldı diyor. Sağlığı iyi fakat sesi kısılmış. Yani bir boğaz enfeksiyonu, yani gripten daha farklı bir şey. Hatta önce telefonu eşi Bilge Hanım açtı. Dedi ki şimdi Emre'yi vereceğim ama yani hocanın sesi çıkmıyor, çok şaşırmayın. Yani sağlığı iyi diye de teyit etti. Evet. O nedenle tekrar geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. Evet. Şimdi tabii bugün, dün 1 Mayıs'ı konuştuk. 1 Mayıs önemliydi. Bugün 2 Mayıs saat 16'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buluşması vardı. Bu buluşmada da zaten Cumhurbaşkanı herhalde şimdi çok tartışılan şu oturma düzeni üzerinden ben hem AKP Genel Başkanıyım hem Cumhurbaşkanıyım demiş oldu herhalde. O koltuk tartışmasıyla konuşmak lazım ama önce isterseniz bu buluşmayı konuşalım. Siz dün buluşmaya gitmemeli dediniz. Ben hala aynı kanaatteyim ama tabii ki biz CHP'yi yönetmiyoruz. Biz görüşlerimizi söylüyoruz. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten ki ana muhalefet partisi olmasının ötesinde artık Türkiye'nin birinci partisi. Çok daha farklı dengeleri, gelişmeleri, etkenleri dikkat alarak bir karar vereceklerdir. Kendilerinin söylediği şey şu oldu benim temas ettiğim CHP'liler. Hem yaptıkları kamuoyu araştırmalarının hem de seçim sonuçlarının böyle bir görüşmeyi gerekli kıldığını, toplumunda böyle bir beklenti içinde olduğunu, dolayısıyla görüşmenin kendileri açısından doğru bir siyasi adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Yani yalnızca görüşmek için görüşmek. Evet. Herhalde kamuoyu ama görüşmek söylediler. Için görüşmelerini beklemiyor. Yani bugün Özgür Özel de aynı şeyi söylemiş. Biz hem müzakere hem mücadele edeceğiz. Evet. Laf bu, kritik laf bu. Hem müzakere hem mücadele edeceğiz dediler. Yani bunu kaji olarak yazabiliriz arkadaşlar. Ya Özgür Özel'in söylediği bu söz aslında hem bir diyaloğu sürdürmek hem de iktidara yönelik bütün talepleri dile getirmek. Öyle anlaşılıyor ki gündem maddelerinden biri de yasaklar, yeni anayasa ve 1 Mayıs konusu. 1 Mayıs'ta Saraçhane'de kurulan barikat ve yasak ve kullanılan 1 Mayıs'ta iktidar şiddeti. Şimdi ben daha çok iktidar yanlısı medyaya baktığım zaman tamamındaki bu 4 soru 4 yanıtta hazırlanırken onlara baktık, değerlendirdik. Tamamında iyimser bir hava var. Bu görüşmeye tümü olumlu değerlendiriyor. CHP çevreleri de olumlu değerlendiriyor. Şimdi ben şöyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Özgür Özel'in konuşmaları son derece doğru. 1 Mayıs için geldiği Saraçhane'de yaptığı konuşma ve değerlendirme de doğru. Ancak her zaman doğru konuşmak yetmiyor. Doğru konuşmanın yanı sıra gereğini yapmak da lazım. Ben böyle bir sorunun yaşandığını düşünüyorum. Bir açıklama yapılmaması enteresan, ortak bir açıklama yapılmaması görüşmeden sonra ilginç. Yani belli ki bu görüşmede karşılıklı talepler, görüşmeler, görüşler ve eleştiriler ifade edilmiş. Bu eleştirilerin daha çok CHP yönetiminden, CHP lideri, yani lideri diyebilir miyiz? Diyebiliriz. CHP lideri Özgür Özel'den geldiği anlaşılıyor. Yani hem antidemokratik uygulamalar, baskılar, anayasa değiştirme girişimleri, eğitim müfredatındaki yeni, yani Türkiye yüzyılı eğitim müfredatı dedikleri, marif müfredatı dedikleri yeni eğitim düzenine ilişkin kaygıları ve eleştiriler ve 1 Mayıs yasaklarına ilişkin eleştiriler ifade edilmiş. Buna karşılık ne söyledi, AKP Genel Başkanı Erdoğan ne söyledi bunu bilmiyoruz. O çevrelerden bugüne kadar sızan, yani şu saate kadar sızan, bugüne değil de bu saate kadar sızan çok ayrıntılı bir bilgi yok. Hatta A Haber gibi agresif ve manipülatif haber yapan, Türkiye'de yandaş medyanın komplo kanalı diyebileceğimiz, bol bol komplo teorilerinin havada uçtuğu A Haber bile, A Haber sitesi bile bu görüşmeye olumlu yaklaşıyor. Yani iktidar çevrelerinde görüşmenin kendisinin, yani bu görüşmenin gerçekleşmiş olmasının bile olumlu olduğu anlaşılıyor. Hemen ardından gelen bir koltuk tartışması var. Biz Yılmaz abiyle, Yılmaz Polat'la da değerlendirdik. Bana bir mesaj yazmış zaten.
Yani bunun doğru olmadığını, yani üçüncü bir sandalyenin, boş bir sandalyenin konulmasının doğru olmadığını belirtmiş. Yani bu normalde skandal denilebilecek bir tablo ama zannediyorum ben görüşmenin uluslararası ve ulusal diplomasi ya da siyasi teamüllere uygun, kurallara uygun bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini gözlemlemek ve gerekli müdahaleleri yapmak için yanında Namık Tan'ı götürmüş olması görüşmeye Özgür Özel'in bence önemli. Namık Tan çünkü Türkiye hariciyesindeki, dışişlerindeki en deneyimli diplomatlardan biri. Çünkü en deneyimli ve en ne diyelim hem kıdemli ve deneyimli diplomatlar genellikle Washington'da, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde büyükelçi olarak atanırlar. Namık Tan Amerika Birleşik Devletleri'nde en uzun süre büyükelçilik yapan kişi. Bu görüşmede olması önemli. Sadece not almak için orada olduğunu zannetmiyorum. Aynı zamanda görüşmenin seyrini, niteliğini, diplomatik kurallara uygun olup olmadığını denetleyebilecek bir yetkinliğe, birikime ve deneye sahip. Ben de kendisini yakından tanıyorum. Sağ olsun beni Silivri'de ziyaret eden ilk milletvekillerinden biridir. Uzunca da bir sohbetimiz oldu çünkü bir saate yakın bir görüşme süresini doldurarak gitti. Okuyan, dünyayı izleyen, bizim de benim de o dönemde Türkiye'ye ilişkin, siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerimi ve değerlendirmelerimi önemsediğini belirten bir deneyimli diplomat ve bir ne diyelim siyasetçi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapan bir siyasetçi. Bu görüşmede bulunması CHP tarafından bu görüşmeye verilen önemi gösterdiği gibi bu görüşmede ya bak gözümüz üzerinizde diyen de bir yaklaşım ifade ediyor. Şimdi bu boş koltuk tartışmasının ardından bir kere boş koltuk bu hoş olmamış, şık olmamış, gereksiz çünkü. Ama orada iki bayrak, iki Türk bayrağı var. Türk bayraklarından birinde Cumhurbaşkanlığı forsu var. Yani bize göre sağdaki Türk bayrağı, yani hemen AKP bayrağının yanındaki Türk bayrağı, orada Türk bayrağının köşesinde Cumhurbaşkanlığı forsu var. Orada şunu yapmış oldu Erdoğan, ben sizinle yani Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı sıfatıyla görüşüyorum burada demiş oldu. Bunu demek için ve bir iki koltuğa sahip olduğunu anlatmak için de bu boş koltuğu bırakmış olabilir. Daha sonra paylaşılan fotoğraflarda Devlet Bahçeli ile ve başkalarıyla yaptığı görüşmede de yine orada bir boş koltuğun olduğu görülüyor. Yani bu Özgür Özel için özel olarak düzenlenmiş bir görüşme ortamı Özgür değil. Özgür Özel'i tahkir etmek üzere yapılmış bir şey değil. Yapılmış bir şey değil, öyle anlaşılıyor ama zaten bu şikayet dile getirildiğinde bunu telafi edelim, biz size iadeyi ziyaret yapalım demiş. Yani şunu söylemek isterim. Şimdi Özgür Özel'in boş bırakacağı başka bir koltuk var mı bilmiyorum. Yok işte o bırakmayacak. Evet, o doğal olarak o zaman işte o boş koltuk olmayacak. Özgür Özel'in odasında gerçekleşecekse o görüşme karşılıklı bir koltuk tabii var. Karşılıklı koltuklarda oturacaklar hemen. Ya da eğer kalabalık bir heyet karşılanıyorsa ki Kılıçdaroğlu'nun kullandığı odaydı da o aynı zamanda. Yani bu buluşma üçlü koltuklar ve başta tekli bir ortada tekli bir koltuk var. Kalabalık heyetler de orada karşılıyor. Doğru. Kılıçdaroğlu. Hatırlarsanız bu koltuk tartışması bir kere Saadet Partisi Genel Başkanı'nı ağırladığında da böyle bir tartışma yaşanmıştı. Orada da böyle bir koltuk meselesi konuşulmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesi kırık çıkmıştı. Böyle bir koltuk ve sandalye hikayesi önemli tabii. Bunlar simgesel anlamlar taşıyorlar. Ama herhalde işin özünde sizin girişte söylediğiniz iktidar medyasının da dile getirdiği bu buluşmaya verdikleri önem, bu buluşmaya verdikleri değer öne çıkıyor. Yani bu buluşmaya önem verdikleri için bir kere Beştepe'de ısrar etmediler. Yani ben bu Beştepe'de de yapabilirdi, evet, özel oraya da giderdi. En önemli yanı bu. Yani burada bir diplomatik ne diyelim tırnak içinde bir başarıdan söz edilecekse bu başarı CHP'ye aittir. Çünkü Beştepe'de değil AKP genel merkezinde iki eşit partinin hatta bir önceki yani 31 Mart seçimlerini birinci olarak bitirmiş bir partiyle ikinci partinin genel başkanlarının eşit koşullarda görüşmesidir bu. Eğer bir diplomatik yani başarıdan ya da hani zafer demeyelim çok abartılı laflar bunlar. Eğer bir diplomatik üstünlükten ya da inisiyatiften söz edilecekse bu CHP'de bu belli. Fakat burada tabii ben hani dünkü durduğum yerde duruyorum. 1 Mayıs'ta Türkiye'yi yasağa boğan yani hakikaten insanları
bir travmatik bir hal alan 1 Mayıs yasakları ve insanları gelen